Zara değişiyor, Zara gelişiyor, Zara büyüyor, Zara geleceğe güvenli ve emin adımlarla koşuyor. Zara Belediyesi, vizyonu ve misyonu, hedefleri olan, bu doğrultuda 7 gün 24 saat, 365 gün çalışan bir belediye haline geldi. Bu ekibin, bu anlayışın, bu hedeflerin mimarı ise Zara Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy. ...2009 yerel seçimlerinde Zaralıların göreve getirdiği ve henüz 3. yılını dolduran Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy, ilk açıklamasında sadece kendisine oy verenlerin değil, tüm Zaralıların Zara'nın belediye başkanı olacağını söyleyerek parti rozetini çıkarmış, belediye başkanlığı makamı siyaset makamı değil, hizmet makamıdır diyerek Zara'nın yıllardır kandiren olmuş problemleri, çözülememiş sorunları, çamurlu yolları, olmayan meydanı, dibe vurma noktasına gelen belediye bütçesi, aylardır maaşını dahi alamayan personelin işler acısı hali, bitme safhasına gelmiş sosyal hayatı, su probleminin çözülmesi ve belediyedeki başıboşluğun bir an önce bitirilmesi gerekiyordu. Kısacası Zara maalesef gelişmesi durmuş, büyümeyen bir ilçe, yatırım alamayan, yeşili olmayan, köylüsü üretemeyen, esnafı para kazanamayan, halkı mutsuz, gençleri umutsuz bir haldeydi. Seçimlerin hemen ardından kolları sıvayan ve vaat ettiği projeleri birer birer hayata geçirmeye başlayan Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy ile Zara adeta küllerinden yeniden doğacaktı. Bir değişim ve gelişim hamlesiyle peş peşe hizmetler, yatırımlar ve projeler hayata geçirilmeye başlandı. Ben 2009 yılında yerel seçimlerde halkımızın vermiş olduğu destek ve teveccühle seçildim. Göreve başladığımızda çok kötü bir tablo beklemiyordum doğrusu. Ama çok iyi bir tablo da beklemiyordum. Borçlu bir belediye olduğunu biliyordum. Tabii ki insanlarımız bu belediyeyle, bu borçla başkanın burada fazla bir görev yapamayacağı düşüncesinde olanlar vardı. Varmış daha doğrusu, ben pek bilmiyorum. Ama bizim kendi bilgi birikimimiz, önceki ticari hayatımız, memuriyet hayatımız bazı şeyleri çok kolay aşmamıza sebep oldu. Göreve başladığımda yaklaşık 16,5-17 trilyon gibi borcumuz vardı. Göreve gelmeden önce bir sözüm vardı. Önce insanların emeği. Bunun üzerinden ne siyaset yapılır, ne ticaret yapılır, ne yatırım yapılır. İnsanların maaşını keserek, ne bileyim elbise parasını keserek, ikramiyelerini keserek ben asla yatırım yapmam, asla bir iş yapmam diye düşüncem vardı ve söylemim vardı. İlk önce onlara başladık. Yaklaşık 1,5 yıllık bir alacakları vardı bizim personelin. Bunları ödemeye başladık. Yaklaşık 3 aylık bir dönem içerisinde bunların tamamını sıfırladık. Binalarımızın durumu berbat bir durumdaydı. Başta belediye binası olmak üzere. Otelimiz, fırınımız yapıldığı günden itibaren belki 20 yıl süreyle hiçbir şekilde el vurulmamış, kullanılmaz hale gelmişti. Bunları el aldık öncelikle. Belediye binasını tamir ettirdik. Büyük onarımdan geçirdik. Ondan sonra otelimizi, ondan sonra fırınımızı ve yıllardan beri
belki 40 yıldır önce, 40 senedir kullanılmayan, belediyeye ait bir otopark olarak kullandığımız şu anda kısım var. Halin Altı dediğimiz yer meşhur. Herkesin ve her siyasetçinin, ben geldiğimde orayı faaliyete geçireceğim, ben geldiğimde orayı yapacağım, halkın hizmetine sunacağım deyip ama kesinlikle yapmadığı. Çünkü niye? Birileri belediyenin oradan faydalanmış, o dükkanlarından kullanmış ama berbat bir şekilde kullanmış. Hiç amacına uygun şekilde kullanmamışlar. Biz gelir gelmez dedik ki kardeşim burayı boşaltacağız, bura bizim ve burayı belediyeye gelir getiren bir duruma getireceğiz. İlk önce personelimizden, müdürlerimizden işte kimse çıkmıyor. Biz çok uğraştık, çıkaramadık. Biz bunları çıkarttık. Orayı çok güzel bir otopark yaptık. Şu anda belediyenin yıllardan beri araçları dışarıda kalıyordu. 3 yıldır o otoparkta kalıyor. Kaloriferli aydınlatmasını yaptık. Ve 40 yıldır bir tek lira kira almadan birilerine peşkeş çekilmiş bir yer. Buradan bir gelir sağlamaya başladık. İlk 27 gün göreve başladığım 27. günü Zara tarihinde olmayan bir otogar. Yıllardır otogarı olmayan bir ilçe. Yazın 100 binin üzerinde nüfus olan, kışın ortalama gayri resmi 50 binlerde olan bir ilçe nüfusu. Küçümsenmeyecek bir nüfusa sahip ama ne yazık ki 3-4 tane firmanın arabaları İstanbul, Ankara yolcularını, İzmir yolcularını şeyden kaldırıyor. Ana yolların üzerinden. Her gün tehlikeyle karşı karşıya. İnsanlar kaldırımlarda oturmuş. Şimdi ise pırıl pırıl bir yazıhane, otogarımız var. Herkes, yolcular geliyor, yazıhanede oturuyor. Yazıhanelerin içerisinde çayını içiyor. Koltuklarında oturuyor. Araba kalkana kadar çok güzel bir otogarımız. Otogarı faaliyeti geçirdik. Otoparkımızı faaliyeti geçirdik. Başkan Gürsoy'un seçimlerdeki vaatlerinden biri de maalesef yeşil yoksunu ve sosyal alanları olmayan Zara için her mahalleye bir park sözüydü. Şimdi Zara'ya tam donanımlı 7 tane park kazandırıldı. Bu parklardan birisi de seçim zamanında Zara'da kayıklar yüzdüreceğiz, Kızılırmağı Zara'ya kazandıracağız diyen Başkan Gürsoy'a yapılan eleştirilerdi. Burada ancak kağıttan kayık yüzdürülür diyenler, şimdi yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki projeyi gördüklerinde gözlerine inanamıyorlar. Demek ki çalışınca oluyormuş diyorlar. Anadolu'da Kızılırmağ'ın üzerine yapılan en büyük projelerden birisi olan ve hemen her belediyenin hayali olan böyle bir tesis ve sosyal alanı Zara'ya kazandıran Başkan Hüsamettin Gürsoy, projenin devam edeceğini söylüyor. Bir sözümüz var, dedi ki her mahalleye bir park yapacağız. Ve o sözümüzü tuttuk. Şu anda 7 tane parkımız var bu tesisin dışında. Bu tesis de bana göre İç Anadolu'da olmayan bir tesis.
yaklaşık Irmak'la birlikte 70 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş. 70 bin metrekare arazi üzerinde bulunan. Tabii ki bu bizim birinci etapımız bu park tesis. Bundan sonra iki etap daha var. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir tesis olacak. Biz burayı bitirdiğimizde insanlarımız şunu söylediler. Ya burası çok büyük, zarıya çok fazla gelir. Ama 15 gün içerisinde insanlar artık sığmıyor. İnanır mısınız? Ya biraz daha büyütmen lazım, buraya sığmıyoruz demeye başladılar. Zara'da spor alanları, kafeler, restoranlar, yürüyüş alanları, sandal turları ve gezintileriyle adeta bir deniz havası, ışıkların dansı ve akşamları müzik sesleriyle doyasıya Zara akşamları yaşıyorlar. Belediye Başkanımızın seçilmeden önceki projelerinden en büyüğünü gerçekleştirdiği bugün de siz zararlarla olmaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Ben belediye başkanımıza, ilçemize böyle bir güzel eser kazandırdığı için sonsuz teşekkürlerimi arz ediyor. Hayırlı hizmetlerinin devamını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. 29 Mart 2009'da Sayın Belediye Başkanımla birlikte ben il genel meclis üyesi adayıydım. O da belediye başkanı adayıydı. Sayın Belediye Başkanım kendisini o kadar güzel hazırlamıştı ki projelerini tek tek seçim bürosuna astığı zaman zararlar diyorlar ki hadi canım sende. 16 trilyon borcu olan belediye böyle Kızılırmak projesi yapacak. Zara'nın çamurlu yollarını parke döşeyecek. Hikaye anlatıyorsunuz diyorlardı. Ama gurur duyuyorum. Sayın Belediye Başkanımla gurur duyuyorum. Gerçekten projelerinin tamamını hayata geçirdi. Bu güzel eseri hep birlikte yaptık. Hep beraber yaptık. Sizlerin destekleriyle, vergileriyle. Ama biz bir şey söylemiştik. Seçim öncesi demiştik işte bunların yapılması lazım. Zara'nın ihtiyacı. Zara'ya bir kültür merkezi, bir parklar, mahalleleri, Kızılırmak tesisi yapılması lazım. Bizim insanımız hapishanede yaşıyordu. Kadınlarımız, çocuklarımız kapının önüne dahi çıkamıyordu. Çünkü öyle bir ortam oluşmamıştı. Ama görüyorum ki şimdi herkesin gözlerinin içi gülüyor. İş adamıyla, bürokratıyla kol kola olan, yürek yüreğe olan, hepsinin yürekleri Zara'ya çıktıktan sonra aynı anda çarpıyor. Aynı sevgiyle. Biz bunları görüyoruz gidip. Ankara'da, İstanbul'da, daha diğer şehirlerde. Yurt dışında da. Zara bir marka oldu. İnşallah bundan sonra da